Sadece abicim sen konulara vakıfsın. Çünkü senin de bir internet siten var ve yıllardır bu piyasanın içerisinde olarak yorum yapma hakkına en sahip insanlardan bir tanesisin. Bizim günlerdir konuştuğumuz bir haber vardı. Bir WhatsApp ihbar hattına gelen bir ihbarla birlikte yola çıktı ekibimiz ve bu haberi araştırdı, ekrana getirdi. Senin tam olaylara vakıf olman açısından ve seyircilerimizi hatırlatmak açısından bir izleyelim bakalım. Demet Akalın Okan Kurt olayları nasıl başladı, nasıl bu hale geldi? Hep beraber izliyoruz. Sem olmaz ihbar hattına gelen mesaj ortalığı karıştırdı. Bile bu evliliği yaptığını söylüyor. Okan Kurt hakkında çıkan iddialara konuşarak değil, şiddetle karşılık verdi. Peki Okan Kurt muhabirimize neden saldırdı? İşte 2018 yılının son bombası. Aynı eşofman takımına haftalardan beri giymiyorum, magazinlere çıkıyorum, utanıyorum demişti. Söylemezsem olmaz ihbar hattına gelen mesajlar ve ses kayıtları magazin gündemine bomba gibi düştü. Farklı bayanlarla görüşüyormuş. Okan Kurt hakkında birbirinden skandal iddialar ortaya atıldı. Yer yerinden oynadı. Okan Kurt'un yurt dışında yaşayan bayanlardan para koparma gibi bir şey olduğuna inandığım için. Yurt dışında yaşayan ve ismini vermek istemeyen genç bir kadın Okan Kurt'la sosyal medya üzerinden tanışıp yakınlaştıklarını söyledi. Bana sosyal medya tarafından ulaştı. Ancak aralarında geçen sohbet ve ortaya atılan iddialar hiç de iç açıcı değildi. Maddi durumu benimkinden iyiydi. İddialara göre Okan Kurt Demet Akalın'la boşandıktan birkaç gün sonra yurt dışında yaşayan bu genç kadınla tanışmıştı. İflas eşiğine gelen ve bu yüzden de Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt zor günler geçirdiğini söyleyerek dert yanmıştı. Parasal konuları konuştu. Şu an bir arkadaşımın yanında yaşıyoruz dedi İstanbul'da. Kiraya dahil bir baba olmak istiyorum, hediyeler almak istiyorum. Aynı eşofman takımını haftalardan beri giymiyorum, magazinlere çıkıyorum, utanıyorum demişti. Aynı eşofman takımını giymekten utanıyorum. Daha da kötüsü Okan Kurt Demet Akalın'la evliliğinin bir tür çıkar evliliği olduğunu ve aralarında aşk olmadığını itiraf etmişti. Kesinlikle aşk evliliği olmadığını söyledi. Kesinlikle mantık ve menfaat için evlendiğini söyledi. Mantık evliliği. Maddi sıkıntıları olmuş. Yani bu yeni bir şey değilmiş. Evet. Ve karşı tarafın bunu bildiğini söylüyor. Bile bu evliliği yaptığını söylüyor. Demet Akalın'ın kendisiyle çocuk yapmak için evlendiğini dile getiren Okan Kurt'un genç kadından para talebi bile olmuştu. Para konusunu geçti, ben ama asla dönmedim. Herkes şoke oldu. Zor günler geçiren ve DJ'lik yapmaya başlayan DJ Okan Kurt'un tanıştığı kadınlardan 500 euro istediği ortaya çıktı. Ve iddialar daha da ciddileşiyor. Sana Okan Kurt'un yurt dışında yaşayan bayanlardan para koparma olduğuna inandığım için. Kadınlardan para koparmak. Tüm bu konuşmaların ardından kimliğini vermek istemeyen kadın bir şeyin çok net altını çiziyor. Tehdit edildim. Kız babası kızına çok düşkün. Çocuğumu göremiyorum, göstermiyor. Bana çok kötü davranıyor dedi. Hatta bu konuların ortaya çıkmamasını da söyledi. Almanya'da çok tanıdıklarının olduğunu, korumalarının, mafyaların yaptığını söyledi buraya konserlere falan geldiği zaman. İşte seni bulurlar. Kötü şeyler olur vesaire gibi şeyler. Bugüne kadar sustum. İddialar fazlasıyla ciddileşti. Söylemezsem olmaz ekibi de doğal olarak olayın iç yüzünü anlamak için olup bitenleri bir de DJ Okan'dan dinlemek istedi. Demet Akalın ve DJ Okan Kurt dün yılbaşı çekimi için yarışma programı Yaparsın Aşkım'ın stüdyosundaydı. Demet Akalın ve DJ Okan Kurt belli etmeye çalışmasalar da aralarında bir gerginlik olduğu her hallerinden belliydi. Öyle ki bir ara DJ Okan Kurt tedirginlikten elini kolunu nereye koyacağını bilemiyordu.
DJ Okan Kurt'un gerginliği arttıkça arttı. Demet Akalın'la arasındaki sorunlardan mı, hakkında çıkan haberlerin etkisinden midir nedir, öyle sinirliydi ki muhabirimiz Uğur Kotan'ı neredeyse yumruklayacaktı. Ben bir sormam lazım. Yusuf sabah programları mevzuyum. Hangi kanal sen abi? Beyaz TV'ye konuşmuyorum kardeşim. Mevzular çok ciddi. Beyaz TV'yle konuşmuyorum ben. Hiçbir araba konumunda da gelmiyor. Ben soru sormam lazım. Söylemezsem olmaz muhabiri Uğur Kotan, DJ Okan Kurt'a soru yöneltmeye çalıştı. Okan Kurt'sa önce Beyaz TV'ye konuşmuyorum dedi. Ardından muhabirimizin kolunu iterek saldırıya geçti. Yusuf sabah programları mevzuyum. Hangi kanal sen abi? Beyaz TV'ye konuşmuyorum kardeşim. Mevzular çok ciddi. Beyaz TV'yle konuşmuyorum ben. Okan Kurt hakkında çıkan iddiaları yanıtlayabilir, kendisini savunabilir ve aklayabilirdi. Ancak DJ Okan Kurt şiddeti seçti. Her zaman kötü söylüyorsun abi. Bir şey söyleyeceğim. Bana konuşurken delikanlı gibi konuş. Ben size konuşup gidiyorsun. Adam gibi sana bir şey söylüyorum. Bak şimdi. Soru sorman lazım. Şu numara benim mi var abi? Tamam o zaman. Ne soruyorsunuz abi? Ben bileli anlatıyorum zaten. Aynı Okan Kurt, Demet Akalın'la barışmaları için elinden geleni ardına koymayan söylemezsem olmaz ve muhabir Uğur Kotan'la çok da sıcak konuşmuştu. Ne haber Uğur? Yüzünüz gülerken görüyoruz. Eyvallah kardeşim. İşleri falan toparlayıp tekrar Demet Hanım'ın karşısına çıkmak gibi niyetiyle zahşimi geldi bana. Ya işlerimizi toparlayacağız. Ondan sonrasını zaten Allah büyük. Çünkü özlediğinizi de söylediniz. Her şeyi özlediniz. Devam ettiğini söylediniz. Çok şükür. Peki şimdi ne olmuştu da DJ Okan Kurt muhabirimize saldırmayı seçmişti? Söylemezsem olmaza ulaşan genç kadının söyledikleri ortadaydı. Çok acındırdı kendini. Hatta görüşmelerde ya ağladı ya ağlıyormuş gibi yaptı. Gerçekten çok acındırdı kendini. Okan Kurt'un basına ve basın emekçilerine yaptığı bu saldırıyı tüm basın mensuplarına yapılmış bir hakaret olarak sayıyor ve şiddetle kınıyoruz. Uğur Kotan bu arada çok fazla destek mesajı aldı dünkü yayınımızdan sonra. Birazdan onları da yer vereceğiz. Evet, olayı birazcık özetledi bizim ekibimiz. Sağcı abi, ne diyorsun yaşananlara? Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bu aileyi pek yakinen tanımam. Yani hayatımda bir defa gördüm bu Okan Bey'i. Eşinle beraber o tarihte hasbelkader bir yerde karşılaştığımızda bir yarım saat, 20 dakika kadar oturduk bir yerde ve hiç muazzalı bir konuda konuşulmadı. Ama şahsi kanaatimi söyleyeyim mi? Ben geçmişte de bir hadise vardı. Yine bir ismini vermiyorum. Kapandı gitti o televizyon kanalı. Orada da yine konuktum. Yayının son yarım saatine alelacele geldi. o tarihte de bir itham vardı hakkında. Yayına girdiği andan itibaren konuya vakıf olmaya çalıştım. Orada da son derece düzgün cümleler kuruyor. Fakat hiçbir şekilde olayla ilgili detay bir bilgi vermiyor. Veriyormuş gibi gözüküyor. Aslında hep muğlak, ortada bırakıyor hadiseleri. Dolayısıyla söylediklerine inanıyor musun? Evet, belki inandığım yerler var ama tamamına gözüm kapalı inanmıyorum. Şimdi dün ben sizin yayınınızı baştan sona kadar izledim. Telefondaki kişi, evet, konuşan hanım, elinde sağlam bir döne yoksa, yarın öbür gün mahkeme safahatı başladığında gerek kendi tarafından mahkeme açılsa gerek onlar tarafından açılsa fark etmiyor. Mahkemenin huzuruna çıkıldığında taraflar ortaya ne koyacak eğer ortada bir şey yoksa? Yani orada hakime ne cevap verecekler? Ya rahatsızlıklarını ya da şikayetlerini nasıl dile getirecekler? Dünyada hiçbir zaman suçsuzluk ispat edilmez. Suç ispat edilir. Tabii ki. Şimdi dolayısıyla da bu hanım dün bu telefonda konuşurken benim elimde belgeler var ve bu belgeleri ortaya koyacağım dediğinde ortaya koyacak ki bu kadar kesin konuşuyor. Değil mi? Evet. O zaman
Bu arkadaşın da başka bir televizyon kanalında yine savunmasını dinledim. O zaman bu kadar kesinlikle reddettiği bir işin eğer belgeleri ortaya çıkarsa mahkeme huzurunda vallahi ne der, nasıl bir savunma, ne yapabilir yani, ne yapacak neden bilmiyorum. Neden karşı taraf bu kadar kendine güvenli bir şekilde, biz ilk bu haber bizim ekibimize geldiğinde yayınladığımızda benim yorumum şuydu. Kadın kadının düşmanı olmamalı. Yani sen neden bunu magazin sitelerine gönderme, magazin programına arama gereği duydun dedim. Ben birazcık kadını suçladım aslında. Bekar o sırada boşanmıştı. Seninle yazışmış olabilir. Neden yapıyorsun dedim. Kadın benimle ilgili hakaret etmiş. Ve beni yayına bağlayın. Ben kendimi ispat etmek istiyorum. Söylemek istiyorum. Dava açmak istiyorum. Her şeyi yapmak istiyorum. Yani kadın inatla diyor ki ben Okan Kurt'la konuştum. Bana bunları da anlattı. Elimde de belgeler var kardeşim. Hatta ben Okan Kurt'a dava açıyorum diyor. Çünkü evet, beni tehdit etti diyor. Kadın benim Okan Kurt ve Demet savunmamda bile, ki Bircan da aynı şekildeydi o gün. Öyle bir karşı çıktı ki biz dedi ki Ben şizofren miyim dedi. Benim yaşadığımı biliyor musunuz dedi. Ben iki tane görüntülü arama yaptım onunla dedi, konuştum. Ben Okan Kurt'u gördüm diyor. Üzerindeki kıyafetlere kadar tarif edin. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar elinde kanıt olmasın. Eğer mahkemeye kadar gideceğim diyen bir kadın... Görüntülü konuşma yapmak mahkemeye gitme sebebi değildir. Hı hı. Orada başka bir iş var. Tabii yani işte, şu anda kadınımız belki açık yayınlarda söylemiyor. Kadının sıkıntısı tehdit ediliyor. Şimdi durup dururken niçin tehdit ediliyor? Evet. Şimdi biz yani gemi batmış sandal arıyoruz. Yani diyorsunuz ki tehdit ediliyor. Kadın söylüyor. Kadının iddiası. Ne diye tehdit ediliyor? Yani sizin bu bir tane görüntülü konuşmada eğer iki tane görüntülü konuşma varsa bunun tehdit edilecek bir tarafı yok. Orada söylenmeyen, orada tarafların şu anda telaffuz etmediği bir kırılma noktası var. Evet, ikisi de söylemiyor. Çok doğru diyorsun. Doğru. Şimdi o kırılma noktası ortaya çıktıktan sonra zaten kadın eğer elindeki o belgeleri ortaya çıkaracak duruma, mahkemeye gidecek duruma kadar gelmiş ise o zaman bu... Bir yerde bir yanlışlık yapıldı. Çünkü illegal durumda bu evlendi, boşandı falan diyorsunuz. Şimdi o dakika bekar bir adamdı ama tanınan bir kadının kocası bu. Hı hı. Eğer bir kenarından köşesinden bir ilişki de varsa o her kadında gidip de ortaya ben işte böyle bir şey yaşadım diye çıkmaz. Orada başka bir şey var. Doğru. O başka bir şeyi kadın telefondaki bu söylenen hanımefendi mahkeme safahatında ortaya çıkarmak mecburiyetinde. 40 dakikada konuştu Bircan Bali o hanımefendiyle. Ve 40 bana dakika sonrasında... anlattığı şeyler akıl almazdı ya. Yani evin içine kadar anlattı. Tabii. Eğer Demet Akalın'ın evinden ilgili bu kadar detay bilgiye sahipse o zaman sağlam bir yerden alıyor. O sağlam yerde neresi olur? Okan olur. Bir tek orası kalır. Şöyle benim dikkatimi çeken en ağır şey ne dedi? Ağustos'tan itibaren. Biz ama biz onu bekarken yaptığını düşünüyorduk. Biz bekarken zaten. Ağustos'ta konuşmaya başlamışlar. Kız diyor ki hayır evliliği tutuyor. İşte bütün bu söylediğiniz şeyler ben mahkemeye veriyorum. Ben şizofren miyim? Yok yani demek istiyor kadın bana bir iftira atılıyorsa ben o iftira değil bunlar hakikattir diyorsa bunları mahkeme safahatında ortaya çıkaracak. Ne çıkacak? O çıktığı zaman işte o zaman Okan Bey ne yapacak onu bilemem. Bizim bu iddiaları aslında bir hafta bekledik. Yani bunlar aslında kendi içimize de istişare ettik. Bu haberlere inanmaktan çok Okan'la Demet hakkındaki bu iddianın kanlı canlı biri tarafından söylendiğinde magazin değeri bulmasıydı. Yani magazin değeri olduğu için bu iddiaları verdik. Biz ise hani Okan ve Demet de bu konuyla alakalı açıklamalarını yapsınlar. Biz bu konuyu birlikte kapatalım ama onlar daha çok hakaret ve bel altı vurmaya girdiler. Biz de o zaman kadının söylediklerini tüm şeffaflığıyla gösterelim o zaman dedik. Çünkü siz bizimle uzlaşma yoluna gitmediniz. Biz bu kadına %100 inandık. Bu kadının iddiaları bunlar. Biz de gördük falan demedik. İddiaları söyledik. Bu hepimizin başına gelebilir. Şimdi benimle ilgili birisi kanalı arayıp benimle ilgili iddialar da atabilir ki keza saçma sapan kişilerle de muhatap oluyoruz. Sacit abi biliyorsun. Ve ben çıkarım derim. Bu kadın kim? Arkadaşlar bana ismini soyadını verin. Ben bir araştırayım. Ben tanımıyorum. Yani bir muhabire, günahsız bir muhabire saldırmayı tercih etmem. Karşı tarafa çıkıp da yalan haber yapıyorlar, dolan haber yapıyorlar yerine. Keşke bize ulaşsaydı eğer bu kadının, tekrar söylüyorum bana hakaret ettiniz ama hanımefendi, bir şizofreni bir durumunuz varsa da
Bunun da ortaya çıkması taraftarı. Mesela bir şey söyleyeceğim Bircan sana. Demin bir şey söyledin. Dedi ki biz uzlaşma cihetine gittik ama olmadı. Hı. Uzlaşma cihetine gitmekten kastın ne? Şimdi biz bu bir kere Okan Kurt ve Bilal Özbilgi telefonda konuşamıyorlar. Çünkü Okan Kurt çok sert bir adam. Üslubunda ve telefon konuşmalarında sürekli tehditvari konuşuyor. Şimdi bu magazinsel bir haberse. Evet. Telefonla konuşmuş olsanız bile. Evet. Diyelim ki o sertlikte sertlik şeyi altında, imajı altında bir konuda mutabakat sağladınız. Hı. O mutabakat sağlansaydı siz bu magazin haberini konuşmayacak mıydınız? Konuşulacak. Hayır, biz konuşacaktık. Ama onun fikrini söyleyecektik. Bu sefer ona cevap hakkı tanıyacaktık. O telefonlarımıza cevap vermeyip cevap hakkı tanımayınca biz Uğur'u yolladık. Uğur'a bunu yaptı. Hani biz zaten ne diyeceksin diye biz cevap yerlerdik. Hakkı tanıdık, onu demek istiyor. Yani uzlaşma yolu odur. Hani birisi yayına bağlanıyor, herhangi bir ünlüyle ilgili bir iddiada bulunuyor ve kanlı canlı bir şekilde adımı da yayınlayın diyor. Şöyle de görüntümü de verin diyor. İşte o, bu, onu söyleyen elinde çok sağlam bir şey olmasa bunu söyleyemez. Biz de öyle düşünüyoruz işte. Ha. Olay o. Ve karşı tarafta uzlaşmak işte, için gittiğimizde, daha doğrusu cevap hakkı için gittiğimizde Uğur'a delikanlı olacaksın falan deyip sana konuşmuyorum diyor. O zaman ama biz ne yayınlayacağız? Ama sonrasında da şöyle bir açıklama var. O açıklamayı bulursak Demet Akalın'ın diyor ki kocamdır, size ne istediğini yapabilir. Hani kibariye de öyle bir açıklama yapmıştı, hatırlıyor musun? Ama aylar evine git. Açtım Instagram hesabı, bakalım bir şey yakalayacak mıyım, gözüm kulağım onda gibi açıklamaları da vardı. Yani kendisiyle çelişen açıklamalar. Siz yani buradan şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani geçmişteki boşanma asıl sebebi, hakiki sebebi buydu da Okan Bey'in işlerinden dolayı boşanma zahiri sebep mi oldu gibi bir biz öyle düşünmüyoruz. İcra ile alakalı bir boşanmanın icra ile orantılı çok orada belli. Orada yanlış bir şey vardı, onu da ben sana söyleyeyim. Eğer hakikaten Okan'ın kardeşi Demet Akalın'ın haberi olmadan Demet Akalın'ın evini oraya ofis olarak göstermişse bu affedilecek bir hata çok değil. Evet. Demet zaten davasında o konuda haklıydı yani. Kesinlikle. Olay haciz değil ki. Olay evi şey göstermek, home office göstermek. Işte. O büyük sıkıntı. O çok büyük yanlış. Evet. Abisinin aynen bu açıklamayı yapmıştı. Home ofisiymiş. Evi yani ofis olarak göstermiş abisi. Benim evime pes artı. Kızımın odasını bile almayı düşünler, ne diyelim. Gerçekten o günler zor günlerdi. Allah kimseye de, kimsenin de başına vermesin. Abi. Ve bakalım bu haberlerden sonra Demet Akalın bir açıklaması var. Yine Beyaz TV'ye. Bakalım ne demiş. İyiyiz. Teşekkürler. Açıklamadan sonra herhalde bir yemek yiyebiliriz. Evet, söylerdik niye olduğunu ama söyleyemiyoruz işte. Aa, neden efendim? E niye? Kim acaba? Hayır, acaba kim kazandı? Bilgilerde tek soru. Peki efendim, Okan Bey, biraz konuşsaydık olur mu? Kapıyı evet, aç, kapıyı. Bugün çıkan haberlerle ilgili. Kapıyı açsana. Aşkım, nesini konuşacaksınız yani? Efendim? Nesini konuşacaksın? Soralım, acaba neyin? Mesajlar doğru mu? Allah aşkına yani. Sizin birinci ağızdan duyalım diye. Komik olmayın, bir Alman numarası. Ben de Brad Pitt'le evleniyorum abi. Ya ben eşi olarak, sevgilisi olarak... Ya yaptıysa da helal olsun. Ya yaptıysa da helal olsun. Size ne oluyor anlamıyorum yani. Bu kadar manasızca bir şey. Birinci ağızdan öğrenelim diye. Ama bizim diye bir evladımız var. Hoş değil. Yani benim kocam, şimdi isim vermeyeyim. O gezen çapkınlardan değil. Diyen ben de kimseye yürümez. Evet, isim vermeyeyim. O çapkınlardan değil diyor. Aslında burada olayı bitirmiş oluyordu. Baştan da böyle bir şey söylense yine olay kapanıyor. Evet yani. Ama demek ki böyle bir şey varsa bile ben kabul ediyorum psikolojisi. Kabul ediyorum diye. Belli ki bir şeylerden şüphelenmiş. Aslında bir şey söyleyeceğim. Demet Akalın'ın şu tavrının değişmesinde. Acaba benim Demet Akalın'ın evinin içine kadar kadının anlattığı o kadar detay verdi ki kadın bana. Yani Demet Akalın bile o detayları belki benden duymuştur. Bu olay olabilir mi ya bu kadar fikir değişmesinde? Yaptıysa bile helal olsun. Ya şimdi bakın. Siz de genç kızlarsınız, genç kadınlarsınız. Evlilikler yaşadınız. Şimdi bu hadise çok süratli bir şekilde durup yani birdenbire gitti, duvara çarptı. Ondan sonra geri geldi ve burada ben kimseyi savunmuyorum. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Herkes kendi çapında bir travma yaşıyor. Evet. Ve o sudan çıkmış balığa dönüldüğü anlar bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Hı hı. İleride zaman zaman pişman olacak veya üzülecek bazı hadiseler yaşayabilirsin. Çünkü o andaki psikoloji
neyin yanlış neyin doğru olduğunu sana çok net bir vaziyette ortaya koymayabilir. Şimdi burada anladığım kadarıyla kadın Demet tabii daha tecrübeli, sahne tecrübesi olan, işte artık 25 seneye yakın bir camianın içerisinde iyice pişmiş vaziyette. Şu anda amiyane tabirle söylediği bu laf hamamın namusunu kurtarıyor. Bu ne demek ayol? Yani manzarayı, coğrafyayı kurtarmanın derdinde. Yani şimdi o adam gitti. Şimdi adam ne diyor? Orada dediği doğru bir şey var. 7-8 senedir evlilikleri var ve 7-8 senedir de bu adamın herhangi bir yerde bir şey olmadı. Yani hiçbir şekilde görmedik, duymadık. Birdenbire bu evlilik bir ay içerisinde, 10 gün içerisinde pat diye bitince adam evden ayrıldı. İşte çocuğundan olan hukuku birdenbire haftanın belli günlerine düştü. Efendim her dakika beraber olduğu kadından birdenbire yanından yok oldu. Şimdi bazı evliliklerde insanlar bırakın aşkı, meşki, yastığı, yorganı, şunu bunu. Yani uzun evliliklerde hep birbirine destek olmak mecburiyetinde. Dolayısıyla da o destek birdenbire gerek kadının gerek erkeğin yanından bir anda kaybolduğu zaman taraflar sudan çıkmış balığa döner. Tabii. İstediğin kadar paran olsun, istediğin kadar gücün olsun, istediğin kadar alışkanlıklar var. Tabii. Ve hem alışkanlıklar var hem karşı tarafın sana olan alışkanlıkları var. Bu birdenbire bittiğinde ileride demin de söylediğim gibi yanlış yaptığını, ileride farkında olacağın şeyleri o anda yaşarken bunu kararını veremezsin. Aslında kriz yönetme diye bir şey var. Krizi doğru yönetememek ya, var. Şimdi bu kriz yönetme, bunlar çok klasik laflar işte. Ben bu lafları sevmiyorum. Kriz yönetme. Ya yaşamadan öyle, neyin krizini yöneteceksin? Şimdi bunu şimdi bunu canım Ececiğim, güzel kızım, bak kardeşim bir şey söyleyeceğim sana. Bunu üçüncü bir şahıs o tip aynı krizi yaşamadan sana kriz yönetmeyi yapamadınız deme hakkına sahip değil. Bunu yaşayan bilir. Bunu gören de bilir. Biz şimdi görüyoruz. Krizi çok iyi yönetenler de var. Çok akıllıca. Öyle güzel çeviriyor ki olayı. Bir anda da İçinde ne varsa dökenler var. Saf, temiz bir şekilde. Kimde gördün bu krizin dört başı mamur yönetildiğini? Bence Demet burada krizi yönetemedi. Demet o kadar akıllı bir kadın ki ama içinde ne varsa ya, şimdi dışarıya bakın, yansıtan bir şey söyleyeceğim bir kadın. Size. Bu akıllı insan her konuda dört başı mamur akıllı olamaz ya. Her konuda değil ama bu piyasanın içindeyse. Yani şimdi kadın kendi mesleğinde bazı yerlerde çok akıllı davranmış olabilir ama bu konuda bu kadar. Yıllarını vermiş insandan bahsediyor. O zaman bu lafı niye söylüyor? Ama işte onu diyorum, ben yönetemediğini söylüyorum zaten. Demet Akalın bu piyasadaki en akıllı kadınlardan bir tanesi. Saçtan sen ne diyorsun? Yani kriz yönetimi diye bir şey yok mudur? Çok iyi yönetenleri sana söyleyebilir mi aslında? Çok iyi yöneten. Saçtan abi de çok iyi yönetenleri biliyordur canım. Çok iyi biliyor. Yani öyle zannediyorsunuz. Vallahi biliyorsundur yani, ya kriz yönetenleri. Hayır, iyi kriz yönettiğini zannediyorsunuz. Görünen öyle geliyor. Öyle bir yerde öyle bir falso vardır ki oraya kadar yönettiği her şey batar. Ama o falsoyu biz vallahi göremediklerimiz oluyor. Canım, şimdi siz, Demet yani herkes her şeyi görmek dökmüş durumunda değiliz zaten. Yani herkesin yanında değiliz. Yani kriz yönetmek olabilir. İnsanlar bunu biraz sineye çeker, daha soğukkanlı, daha akılcı, daha sakinlikle bakabilir. İşte ben ondan bahsediyorum. Ama her krizin de sakinliğe ihtiyacı yoktur. Mesela bazen de hemen cevap vermek gerekir. Aynen. Evet. Bazen de bekletirsen soğursun. Şimdi o zaman bu olayda bana göre, ben dışarıdan bakan bir insan olarak, Okan çıksa, kardeşim tanımıyorum ya, bitti. Bitti, olay kapandı. Hatta gerekirse bizi yanılttığı için bu hanımefendi, biz bile dava açardık. Tabii. Ama hanımefendi arkasında duruyor zaten. Ben diyor dava açıyorum diyor. Böyle bir durum. Okan da beyaza konuşmuyorum diyor. Evet. Şimdi bu iş mahkeme safahatında belli olacak. Tabii ki. Ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Ya bu ben dava açıyorum diyen ispat edemediği zaman bu iş bomba elinde patlayacak. Evet. Ya da hakikaten ispat ettiğinde bomba bunda patlayacak. Ama asıl olay burada bizi ilgilendiren tabii muhabirimize yapılan çirkin saldırı, şiddetle tekrar kınıyoruz. Şimdi orada da bir şey var. Bak bir şey daha sana söyleyeceğim. Ben sizin bu muhabiri tanımam. Uğur Kotan. Yani görsem belki tanırım da yani ismen hatırlamıyorum. Şimdi orada çocuk doğru bir davranış biçimi sergiliyor. Yani herkesin içinde söylemiyor ona. Tabii, yani tabii. Bir şekilde yürüyerek gidiyor, o da onun yanında doğru, geliyor. Doğru, mantıklı. Oradaki yanlış nerede biliyor musun?
Başta hani ben konuşmak istemiyorum. Beyaz TV'ye konuşmayacağım kardeşim dedi değil mi? Onun arkasından çocuk yine makul ve mantıklı çok sakin bir şekilde sordu. Oralara kadar hiçbir şey yok. Muhabir ısrar edecektir. Sen de aynı lafı tekrarlamakla yükümlüsün. Orada bana delikanlı gibi konuş dediği an zaten yanlışlık başlıyor. Kolundan tutup döndürüyor. Orada aslında çocuğu orada küçük düşüren o. Oğlan onu küçük düşürmüyor. Yani muhabir ona bir yanlış bir şey yapmıyor. Kesinlikle. İsrar ediyor. Çok ağır başlı davranmış. Helal olsun tekrar Uğur Kotan'a. Ve tekrar şiddete kınıyoruz yapılan bu saldırıyı. Devam ediyoruz. Efendim Okan Kurt muhabirimiz Uğur Kotan'a uyguladığı şiddet sonrası. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz yayına dün bağladık. Hostes Özge Bektaş'a da uyguladığı şiddet ortaya çıktı. Tabii şimdi bir takım sorular akla geldi. Acaba öfke kontrolü var mı yok mu? Onu vereceğiz. Şimdi ne? Dört numarayla devam ediyormuş. Ben onu birazdan verelim dedim ama peki tamam onu verelim. Dün Söylemezsem Olmaz programında bizim Hakan Ural'la Okan Kurt hakkında konuştuklarımız geliyor. Gerçi izledin Sağcı abi. Baştan sona kadar. Ama yorumlarını bekliyoruz. Bakalım dün neler yaşandı. Kendisi bir psikopat gibi kıskançtır. Hastalık derecesinde beni kıskanır. Eve geldiğimde beni koklar. Bir kadın kokusu bulursa burnumdan getirir. Çünkü bu haberi getiren WhatsApp'a ihbar eden birisi var. Ve diyor ki ben canlı kanlı buradayım diyor ya. Ben hayalet değilim diyor. Dava açarlarsa karşısındayım. Her şekilde buradayım diyen birisi var. Haciz geleceği güne kadar söyledik. Tefecilikle alakalı dosyanız var, MASAK raporu var dedik. Akaryakıt kaçakçılığından, sigara kaçakçılığına, naylon fatura hepsi elimizde. İşçilerin parasının ödenmediğine kadar. Hepsi elimizde bunları yok saydık. Siz mutlu olun. Aman Okan Kurt'la Demet Akalın'ın evliliğine bir şey olsa. Bir dakika ama. Bizde bir anne doğurdu. Bizde stres topu değiliz ve biz kimsenin kum torbası da değiliz. Siz bizim ne kadar doğru haber yaptığımızı bilip eliniz ayağınız titrediği için başka kanallarda yalan haber yapıyor diyorsunuz. Bunu yatarken kendi vicdanınıza söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsunuz. En fazla ne diyorsunuz biliyor musunuz? Versene görüntüyü. Bul görüntüyü. Ne diyor biliyor musun? Ya tamam. Yapmışsa da kabul ediyorum. Kabul edeceksin. Sen de biliyorsun. Çünkü sen de kocanın eve gittiğinde üzerini kokladığını biliyorsun Demet Akalın. Sen de kocanın Maslak'ta bir arkadaşının evinde böyle bir konuşma yapabilecek potansiyeli olduğunu sen de biliyorsun Demet Akalın. Sonra ne oluyor biliyor musun iş? Ya siz yalan söylüyorsunuz da. Hadi yaptıysa da kabul edelim. İşte kazın ayağı öyle değil. Siz de bizim ne kadar doğru haber yaptığımızı tıpkı diğer rakipçikler gibi biliyorsunuz. Rakipçikler size de geliyor. Hakan Ural Efendi. Şimdi yaklaş. Hakan Ural'la ilgili söyleyeceklerimi dinlesin Hakan Ural. Senin dünkü yaptığın konuşmayı niye yaptığını çok iyi biliyorum Hakan Ural. Çünkü biz sevgili Beyaz TV ve Söylemezsem Olmaz izleyicileri biliyor ki Acun Ilıcalı'nın başından geçen son olayı konuşmadık. Bir anne vardı karşımızda. Acun Ilıcalı'nın haklı olduğunu bildiğimiz ama bunu deklare ederken de Melisa'yı düşündüğümüz, deklare etmekten çok çekindiğimiz bir konu oldu ve haklılığını bildiğimiz bir konuda susmayı tercih ettik. Masa arkadaşım ben ve yapımcımın kararı. Ne programlar müdürüm, ne genel koordinatörüm, ne kanal sahibi, ne kanal sahibinin ailesi konuyla alakalı bize herhangi bir şey söylemedi. Dedik ki biz Acun Ilıcalı'nın haklılığını biliyoruz ama karşıda Melisa var. Kızı var konuşmuyor. Tıpkı Okan'ın dosyalarını bilip sustuğumuz gibi Hira için. Bizim için Acun'dur, Okan'dır fark etmiyor. Hakan Ural Efendi sanırım bizim Acun Ilıcalı'yı haklı görmemizden rahatsız oldu. Dedi ki dur bir dakika ya. Biz kanal olarak bir kızlarla bir kışkırtalım kızları. İsmini bile söylemeyelim. O kızlar diyelim. Benim şunlar adım, bunlar. Şunlar bunlar diyelim. Benim adım Bircan Bali. Ben de Hakan bir dakika ben küçük bir şey. Hakan hatırlıyor musun biz de dizide oynamıştık. Nil Gündesi'nde benim eşimdin. Hani Ece Erken diyebilirsin de tanışıyoruz biliyorsun değil mi? Ama dememeyi tercih etti. Ama biz yine de isim verelim. Mis gibi hepimizi tanıyorsun. Hepimizi de çok iyi biliyorsun.
Onu geç, öyle bir kompleksim yok da. Biz burada ahlaksız bir şey yapıyormuşuz gibi isimlerimizi bile deklare etmiyorsun. Hakan Ural Efendi, Acun Ilıcalı'yı haklı görmemiz ya da Acun Ilıcalı'nın yanında olmamız senin zoruna gitti. Sen bizi kışkırtmak için Acun Ilıcalı'ya kötü konuşalım istiyorsun. Ben bu oyunu biliyorum. Senin masa arkadaşların, senin masadaki piyonlarının kışkırtmasıyla ben Acun Ilıcalı'yı haksız görmeyeceğim. Yapmak istediğin şeyin bu olduğunu ben biliyorum. Bu bir ikincisi. Senin Okan Kurt ve Demet Akalın'la nasıl bir bağın var ki? Ne tür bir duygusal bağdasın ki patronunu bize kışkırtacak, bizim patronumla, patronumuzla alakalı kötü bir şey söyleyeceğimiz duruma getirecek bir risk alıyorsun. Bu diyaloğu merak ettim. Demet Akalın ve Okan Kurt'la senin nasıl bir organik bağın var ki bizi kışkırtma yoluna gidiyorsun? Hakan Ural Efendi, ben Bircan Bali. 5 sezondur magazin programı yapıyorum, senin 3 sezondur yapmaya çalıştığın gibi. Benim babamla yaşıtsın ama sana magazin dersi verecek kadar bilinçliyim. Sen benim yaptığım televizyonculuğun yanından geçemezsin. Öyle ahkam keserek falan filan yaparak, ahlaktan bahsederek. Bakın, söylediği cümleyi söylüyorum Hakan Ural'ın. Siz ahlaklı gazeteciler, bu ahlaksızlara dersinizi versenize. Benim hangi ahlaksızlık? Ahlaklı gazeteci kime söylüyor, onu da söyle. Eylem İpek diye bir kadın var orada. Kim o? Yani ben şeyden tanıyorum. Seren Serengil'in görümcesi değil mi? Seren Serengil'den dolayı tanıyorum ben. Oradan tanıyorum. Bana ahlaksız iş yapıyor dediğin işi göstereceksin Hakan Ural. Sonra eğer onu göstermezsen ne yaparız biliyor musun? Ben ne yaparım mesela kendim? Ben Ece Erken'in zaten televizyonculuğunu konuşturtmam. Sen bana ahlaktan niye bahsedemezsin biliyor musun? Senin nasıl para kazandığını, senin hangi yollarla ünlü olduğunu, kanallarla nasıl para kazandığını ben çok iyi biliyorum. Babam yaşındasın diye söylemiyordum. Her seferinde böyle yaptım. Neydi o kızın adı? Neydi? Hakan Ural Efendi. Ben Bircan Bali. Bu ismi yaz. Çok uzun yıllar duyacağın, çünkü senin o yapmaya çalıştığın, çok böyle yapmak için böyle kendini çabaladığın, kasım kasım kasıldığın magazin programlarının ordinaryosu. Dediği her zaman çıkan ve bu yaşta da hepinize ayar veren kız. Ben Bircan Bali. Bu masayla alakalı söylediğin her şey beni de bağlıyor. Hepimizi bağlıyor. Hepimize söylüyorsun. Söylediğin şahsa bakıyorum. Eylem İpek denilen bir hanımefendi. Ben araştırdım ya, Eylem gazeteci mi değil mi falan. Gazetecilik de yok. Hiçbir şey de yok. Bir gazetede köşe yazarlığı yazıyor. Benle de ilgili haber yaptılar. Sütten çıkmış ak kaşık mıyım? Tabii ki kimse değil. Siz de değilsiniz. Ben de değilim. Benim de hatalarım oldu. Ben bu hatalarımdan ders alarak yoluma devam ediyorum. Ve bu hataları yapanı burada kendimce zarifçe uyarmaya çalışıyorum. Bir kere hata yapılır. İkinci kez yapılır. Hadi üçüncü kez de. Ama dördüncü hata olmuyor artık. Yaşam şekli oluyor. Sen de oturup çıkıp orada ahkam kesebiliyorsun konularda. Partnerine şiddet uygulayabiliyorsun. Esra Erol çıktı o programdan. Bana şiddet uyguladı bu kişi dedi. Mobbing uyguladı dedi. Ve kimse konuşamadı bu konuyu. Neden? Ağır abisin ya, ondan dolayı mı bilemedim. Ama burada konuşulur. Ben seni çok eski tanıyorum ve çok üzüldüm dediklerini. Sana çünkü değer veriyordum. Bir de gazetecilik dersi verin dediğin kişi Eylem İpek olunca daha da üzüldüm. Bir magazin sitesi açmış. Sahte takipçiler. Sadece Gülben Ergen, Bengü, Demet Akalın haberi yapan bir magazin sitesi. Oraya nasıl geldiğini de biliyoruz. O kanalda 10 dakika oturuyor, 11. dakika tahammül edilemiyor. Çünkü başka şeyler de var. O 10 dakika için kimlerin aracı olduğu ve nasıl orada oturduğunu biliyoruz. 27 yıllık bir gazeteci, Bilal Özbilge. O kadar kolay es geçecek bir isim değil. Senin birçok haberini yaptı bugüne kadar. Oo, Sibel Can zamanında neler neler biliyor, neler yaptı. Kimi kime şikayet ediyorsunuz? Hadi diyor. Radyo, televizyon, gazeteciler birliği vesaire buluşsunlar. Kim bunları başı dışlayın, kim? Bunları dışlayın diyor. Neredeler? Hedef göstererek ekmeğimizle oynamaya çalışıyor. Ya biz seni hedef göstersek ne olacak peki? Bildiklerimiz. Herkes, herkesin geçmişi açılsın hadi bakalım. Hodri meydan ya. Hodri meydan. Şimdi bir dakika, bu konuya girmeden evvel bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bana buradan Instagram'dan
mesaj yazan arkadaşlar, bu sözlerim size. Ben 65 yaşındayım. Hangi kanala, hangi programa gideceğime kendim karar veririm. Bir. İkincisi, burası ulusal bir yayın yapan bir kanal. Buraya bu programdan evvel defalarca ben konuk geldim başka programlara. Siz tercih hakkınızı bu kanala kullanmayabilirsiniz. Bu en doğal hakkınız. Ancak buraya katılıp da bana bu programla ilgili olumsuz mesaj yazmanız bende hiçbir etki yaratmıyor. Ben Türkiye'de yayın yapan bütün programlara konuk çağrıldığımda giderim. Makul ve mantıklı bir uslup dahilinde söyleyeceklerimi söylerim. Onun için bana ikide bir de buraya yazıp gerek Ece Erken hakkında, gerek Bircan Bali hakkında herhangi bir olumlu veya olumsuz bir fikir beyan etmeyin. Yarın öbür gün ben bir internet sitesinin sahibiyim. Yarın öbür gün somut delillerle Bircan hakkında veya Ece hakkında herhangi bir olumsuz bir haber çıkarsa onu da işte yüzlerine söylüyorum, aynen yayınlarım. Buraya da yine gelir, fikrimi gayet yayınladığımla aynı fikirdeysem onların da yüzüne söylerim. Peki. Onun için bu uygulamalardan vazgeçin. Bunu biz de söyleyelim, şöyle söyleyelim Sacit abicim, bu herkes için geçerli. Yani biz aldığımız konuklarla da ilgili, onu niye aldınız, bunu niye almıyorsunuz, şunu niye almıyorsunuz? Hani bunları çok aslında ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü öyle bir kanaldayız ki Beyaz TV çok sevilen bir kanal. Ve çok fazla ünlü ismin, çok önemli isimlerin konuk olduğu bir programdasın sen de. Ben de burada olmaktan benim çok mutluyum. Benim nereye gidip neyi konuşacağıma kimse karar ver. Ben yani, bunun izini de almam. Sen 2-3 tane Instagram yorumuna göre zaten hareket edecek adam değilsin. Biz de çok dikkat alacak insanlar değiliz. Aynen. O yüzden boş ver, sen konumuza bak Sacit abicim. Ne diyorsun? Dünkü yaşananlar izledin. 40 dakika programla ilgili. İzledim bir şey. Beni değil mi? Beni çok magazinden magazine. Yani artık insanların birbiriyle didişmesini geçtik. Artık programlar birbirine sataşmaya başladı. Çok garip bir şey. Şimdi Türkiye'de son 15-18 sene, belki de 20 seneden beri doğruyla yanlış yer değiştirmiş. Somut doğrular dünyanın her tarafında doğru olarak kabul edilen bazı veya yanlışlar dünyanın her tarafında kabul edilmesine rağmen Türkiye'de şahıslara göre değişiyor. %100 doğru olduğuna vicdanımızın emrettiği, gözümüzün gördüğü, mantığımızın emrettiği şekilde %100 doğru olduğuna inandığımız bir şey bugün bu ülkede bazı kişiler tarafından yanlış kabul edilebilir. Evet. Dolayısıyla bu adı geçen arkadaşın babasını yıllar evvelden tanırım. Bizim müesselerimizde de çok çalıştı. Bu arkadaş son derece terbiyeli, son derece saygılı, duruşunu son derece efendice ortaya koyan bir çocukken ne oldu? Bu televizyon kameraları, bu televizyon programları tenzih ederek konuşuyorum. Bazı insanları mecrasından çıkartıyor. Geçenlerde de bana bir konudan dolayı, konuyu da burada yine siz yayınladınız burada, Ahu Tuba'nın kızından ilgiliydi. Ben de Ahu Tuba'yı yıllarca tanıdığım için ve Ahu Tuba'yı da 1983 yılında, 84 yılında son derece zor bir dönemden geçtiğim bir dönemde bana karşı, hatta aslında mesleğine karşı büyük bir favori yaptığını bahsettim. Ve o kadın çok zor şartlar altında ve büyük ezginlikler yaşayarak, ki birkaç kişi daha vardır bunun gibi, pırıl pırıl da bir genç kız yetiştirdi ve 10 seneyi aşkın süredir de Amerika'da yaşıyor. Evet. Amerika'da kızının başında duruyor. Amerika'nın kızının başında duruyor. Zaten Amerika'ya gidiş sebebi, asıl sebebi kızı. İki tane artistin kızı vardır. Amerika'da dört başı mamur okuyan ve iyi üniversitelerden mezun olan. Bir tanesi Muazzabacı'nın kızı Sabah. Bir tanesi de Ahu'nun kızı Angelik. Şimdi bu kızlar bizim kızımızı, belki de biraz dişimizi sıksak torunumuz yaşında olan insanlar. Buna ileri geri yani kız bir şey söylememiş. Ben niye bağlanmadın? Yani küçük düştü belki gıyabında arkadaşlarının önünde falan, yani oraya konuşmak isteyip de orada konuşulmayınca bunu bir izzet nefis meselesi yapmış olabilir.
Bunun hakkında ve annesinin hakkında sen konuşamazsın dedim. Konuş yani en son konuşacak insansın. Olayı çok küçük hatırlatalım mı sevgili seyircilerimize? Hakan Ural programda Ağa Tuğba ile ilgili yorum yaptı. Hatta kızıyla da ilgili. Hah. Onun üzerine kızı da yayınımıza bağlandı. Dedi ki ben bir yorum yaptım, onu bile sildi. Cevap hakkı bile tanımadı bana dedi. Doğru. Onun üzerine siz de bir yazı kalemi aldınız. Aynen. Ki Ağa Tuğba'yı tanıyan bir insan olarak. Çok iyi tanıyorum ve bu camiada Ağa Tuğba kadar dürüst, işine dürüst ve yeri geldiğinde acize düşmüş insan, hakiki acizi içerisinde olan olaylarda kendini ön plana koyup sonuna kadar fiili müdahale eden bir kadın. Ben bunu yaşadım. Güzel. Sen bunu yayın sonra paylaştıktan sonra ne oldu Saçta abi? Dolayısıyla da sen bu kadın hakkında ve kız hakkında konuşamazsın. Hatta hiç konuşamazsın gibilerinden bir yazı yazdım. Sonra bilmediğim telefonları da pek açan biri değilim. Açmış bulundum. Bir böyle bir ses tonu Clark Cable gibi yani. Direkt anladım şu an. Anladım direkt. Aynen. Evet. Böyle bir tahmini yani var. Yani böyle 3-5 tane cinayet işlemiş de hayatının 8-10 senesini işte 50 senesini 40 senesini hapis yatmış falan gibi böyle. Allah. Yani bitirememiş, ikmale kalmış bir bitirim. Konuştu böyle bir hafif tehdit bari. Ben de takside Tarabya'ya gidiyorum o dakika. Arabada açtım telefonu. Ya yemin ederim ki en sonunda da şoför arabayı sağa çekti ya. İnanmıyorum o kadar. Vallahi billahi. Niye bu kadar gerildiniz ki? Nasıl tehdit yani böyle? Ne dedi? Konuşma yani söylediği kelimeyi ya cümleyi söylememe gerek yok ama böyle hafif bir tehdit vari. Ya ne dedik ki sana tehdit ediyorsun? Ya sen sonra beni ne diye tehdit edeceksin? Bir de yaş farkınız da var. Yani ne var yani? Senin baban son derece sevdiğim, saydığım ben ve hürmet ettiğim bir adam. Ve babasının da benim gençliğimde bana jestleri olmuş bir adam. Yani herkese karşı yıllardır benim rahmetli babama karşı da bana karşı da son derece sevecen bir adamdır babası Selçuk Ural. Hmm. Çok da hürmet ettiğim bir adamdır. Gördüğüm her o da yani yıllardır tanırız birbirimizi. Yıllardır da birbirimize olan davranışımızdan bir milim değişiklik olmamıştır. Ama arkadaş insanı yani zıvanadan çıkartıyor. Evet sen Ahu Tuğba ve kızı hakkında hatta bu camia içerisindeki bila istisna hiç kimse hakkında konuşamazsın. Oo. Evet konuşamazsın. Konuşamazsın ya. Bu kadar basit. Neden? Hiç yani nedenini bana sorma. Bana işte illa burada maydanoz tarlasını yoldurtma. Konuşamaz. Ya da konuşacaksa bir uslup dahilinde konuşur. Hı. Sen şimdi bu işlere başlamadan evvel bir takım alışveriş merkezlerinin kafelerinde gördüğün bana bu kadar hürmetkar, bu kadar saygılı davranan bir adam... Ne oldu da sen birdenbire bitirim kabadayı kesildin? Kabadayılık öyle para kazanmakla, efendime söyleyeyim televizyon programları yapmakla falan olmaz. O bir nosyon meselesidir. O bir özelliktir. O ya, doğuştan ya vardır ya yoktur. Yani öyle var böyle tipler. Dizi çeviriyorlar. Dizi çevirirken, senaryo yazılırken bu kabadayıların ya delikanlıların arasında geziyorlar. Onlardan aldıkları ondan bir tane, ondan üç tane, ondan beş tane kendine bir senaryo kuruyor. Sonra film dizi bitiyor, film bitiyor yine aynı tipteler. Öyle değil. Öyle değil. Hayat öyle olmaz. En nihayetinde ben 65 yaşına geldim. Allah uzun ömürler yani, de versin. Tabii bunların da padişah ejderhaları benim arkadaşımdı. Saygı çerçevesinde olması gerekiyor tabii ki babasını bu kadar tanırken. Bu arada Ahu Tuba hattın diğer ucunda şu an. Sevgili Ahu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar, başarılar Bircan, Ece. Teşekkür ederim. Patronum. Sacit Aslan. Merhaba. Onun sesini duymak ne kadar muhteşem bir olay. Sağ olun. Sizin sesinizi duymak. Evet, ne güzel enerji verdiniz ya. Size de. Evet. Ahu Hanım aslında siz
Bir kırgınlığınız vardı. Hakan Ural'a neden bu şekilde yayında benimle ilgili konuştu dediğinizde, hatta kızınızın da bir kırgınlığı vardı. Biz sizi yayına bağladık ve burada duygularınızı dile getirdiniz canlı yayında. Sonra Sacit Aslan bu konuyla ilgili bir yazı kalemi aldığında Sacit abi tehditkar bir vaziyette arandığını söyledi şimdi. Siz evet, sonra ben şahidim. Evet. Siz de şahitsiniz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Benim annem bu kadar yıldır piyasada, Sacit de bilir. Annemin tek dediği, annelere her zaman inanın. Söylerken tüylerim dikeniyor. Güneşte lakiye vardır ama Sacit Aslan'da asla dedi. Düşünebiliyor musunuz bu piyasanın içinde kaç yıldayım ve annem benim kimleri gördü, kimler geldi, kimler geçti. Sacit Aslan bir şeye evet dediği zaman ben de dahil olsam, siz de dahil olsanız, yalansız bir şekilde gördüğünüz söyleyen net, dobra ve Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir kişilik çok zor gelir ki ben bu hayatta neler gördük, neler geçirdik. Onu Sacit Aslan çok iyi bilir ne demek istediğimi. Karakollardan da Sacit beni toplamıştır. O çok dev babalar zannettiğiniz, o büyük soyadları dediğiniz insanların ne duruma geldiğini karakoldan alıp sahneye çıktığım günler de olmuştu. Ben polisten de korkmam. Davadan da benim sığındığım yer polis noktasıdır. Demek alnımız ak ki polise gitmişiktir. Bazı insanlar, bunu niye söyledim? Ya benim evladımla niye uğraşıyorsun? Ben senin babanla çalıştım. Sayın Sacit Bey orada. Bana para verirdi Sacit Aslan. Diyelim ki 1 milyon veriyor Sacit Aslan. Ben o parayı, kendileri de orada patronumun, ben o parayı kemancım ayrı, davulcum ayrı, Ural Cantürk ayrı, Selçuk Ural ayrı cebimden veriyordum. Diyelim ki 500 lira alıyorum. O 5 ışıkçım ayrı, ama bunlar 2 tane kıyafet giyip gazinonun saz ekibinle parayı alıp cebine götüren insanlardır. Bazı onun askerlik yaptığı arkadaşı, o gecede ben 1 milyon alıyorsam o gecede 500 lira alıyor gözüküyordu. Vergi dairelerinde de en iyi şeyleri yapıp, o da şahidi Sacit Aslan'dır, yalansız bir şekilde. Benim alındığım bir tek nokta var. Çocuğumdan beni niye vuruyorsun? Bunlar genç. Bunlar hesap soruyor. Ben nasıl o zamanlara inebilirim, anlatabilirim? Hakan Efendi. Hakan Efendi. En son babanın jübilesine benim kızım, öğretmenim gittik. 400 liraydı biletleri. Kaç yıl evvel babanı da gördü. Terbiyesiz. Ben konuşmuyorum. Sen orada ne konuştuğun belirsiz. Ne program yaptığın belirsiz. Ne aham kestiğin belirsiz. Çocuğumdan niye beni vuruyorsun? Yani nedir bu? Bana diyor ki ne badedeler atlattı. Buyur söyle, ne badedeler atlatmışım? Türkiye'de son yıllarında çok sıkıntılar atlattı. Yahu bir dakika. Seni yıllardır görmüyorum, ne atlatmışım. Allah kimseyi diyor gördüğünden eksik etmesin diyor bana. Bir de diyor kızı diyor. Çok diyor maalesef talihsiz, hiç hoş olmayacak şekilde polemiklere diyor neden olacak bir şekilde gündeme geldi. Allah senin cezanı vermesin be mübarek. Kız 16-17 yaşında, 17 yaşında kızla kadınlardan darp ediliyor. Bunu aldılar, süslediler yalan bir şekilde. Yok erkek sevgilisi. Kız burada yaşayan kız gitti bir sene evvel. Onu niye o çocuğun 16-17 yaşındaki çocuğun şeyini açıyorsun? Obama'ya kadar ondan sonra o çocuğun psikolojisi seni bir anne olarak yükseltti. Obama'ya kadar birincilik derecesinde okula giren bir kız çocuğu dahil ediyor Allah bize. Erkeklerden çok şanssızmışım. Ya bu ne demek? Şey oluyormuşum, ne işim varmış, bilmem neymiş. Ben şimdi Hakan'a soruyorum, eğitimi nedir Hakan? Ben Kanada'da Montreal İngiliz okulunda Amerikan Kız Koleji'ndeyim, Concord Üniversitesi'ndeyim. Sen üstelik de gittiğim zaman
Senin ne filmin var? Ben istedim sen o filmde oynadın. Ben istedim. Sarcık Aslan iyi bile, Tarık Akan'la da bile oynatamazlardı beni. Sarcık oyna dediği zaman ben oynardım. Ben istedim, o lütfettin o filmde oynadın sen. Senin ne gibi bir çevren var? Yani olduğun hangi makamın var? Hangi holdingin var? Babana bile ben cebimden yemiyesini verdim. Helal hoş olsun baban terbiyeli bir insan. Ben burada aslan yattığı yerden belli oldum. Hadi gel bakalım burada. Bıraksın senin Sibelcan paraları bir kenara. Burada iki çocuk okuttum diyorsunuz. Niye alıp sabahtan akşama kadar çocuklarınızla ilgilenmediniz? Okula götürüp getirmediniz. Parayı tercih ettiniz. Dünyaya getirdiğiniz çocuğu siz bakmakla mükelleksiniz. Siz Türkiye'de çocuğu okula götürüyorsunuz. Niye sabahtan akşama kadar başında değilsiniz? Ergenlik çağında. Niye parayı seçtin? Paraya niye bu kadar sevdalısınız? Hala o yaşta televizyonlardasın. Bırak onu da bilenler yapsın. Bu işi yıllardır yapanlar yapsın. Senin ne işin var o programda? Senin ne konumun var da bana yorum atıyorsun? Demek içinde ne kadar büyük ukde kaldı? Rahmetli Şakir'in anlamı Sibel Hanım maalesef. Ben buna şahidim. Beni daha fazla konuşturma. Sadece beni de fazla konuşturma. Ağlanma aslında sizi... Giderken Sacit Aslan'ın yanına herkes öyle kolay kolay giremedi. Sacit şu anda kimin isterse yanına geliyor. Sacit Aslan'ın yanına kapılardan girilmiyordu yanına. Aldığı disiplin ve terbiye çok önemlidir bir insanın. Ve Sacit Bey kendini hala bozmayan bir insandı. Ben yağ çekmiyorum. Sacit en ufak bir şeyimi görse yarın beni eleştirir. Eleştirdi de. Eleştirdi de beni Sacit. Helal hoş olsun. Ama doğruyu söyledi. Aslında Ağa Hanım şurada sizi herkes çok iyi anlayabilir. Bir anneye yapılabilecek en ağır şey evladıyla vurmaktır. Evladından evladım da vuruyor beni. Bahsetmektir. Evladım da vuruyorsun beni. O gün de çok üzülmüş. Okula gitmiş bir çocuğa evladım da vuruyor. Bir de ben okumamışım. Söyledim ya. Yani ben okumamış. Ben iki lisan konuşuyorum. Gel karşılıklı konuşalım. Hadi gel bakalım burada yaşa bakalım hiç çalışmadan. Bir yaşa 6-7 yıl Amerika'da bakalım. Ödün vermeden. Hadi hiç çalışmadan yaşa bakalım. Senin çevren kim ya? Senin ne gibi bir çevren var? Sahibi olduğun bir makamın nedir? Bir holdingin mi var? Anlat bakalım bana. Nereden kazandın sen bu paraları? Sana para vermiyordu. Nereden kazandın bu paraları? Peki, söyle. Ah ablacığım, yani holdingi de olsa, üniversite mezunu da olsa, paraları gerçekten zembille de inse, evlatla ilgili konuşurken, anneyle ilgili konuşurken çok daha imtina edilmeli. Bunların hepsi olsa dahi. Evet, o gün bize çok üzülmüştük. Sadece iyi bilin. Yani evlatla vurulur mu? Tabii. Eğer konuşacaksa. Ya o gün gibi. O gün kızınız bağlandığında da sürekli anneme böyle dedi, anneme böyle dedi. Hakan amca diye konuşuyordu zaten. Ya Hakan amca dediği birisi. Hakan amcası kaç yaşında? Ya zaten o kadar. Yaşlarını küçültüyorlar. Sadece Aslan orada dahil. 1982'de 81'de Sibel kaç yaşındaydı? Beni daha fazla konuşturmasın rahmetli kardeşin. Kardeşi vardı onun. Beni konuş, Erol Simavi vardı. Beni konuşturmayın. Peki. O beni zaman konuşturmayın. O zaman konuşturmayalım. Rahmetli Şakir'in bunlar rahmetli Şakir'in belası. Bana bunlar rahmetli Şakir'in verdiği sıkıntılar. Fahrettin Aslan'a yalvarması aklıma geliyor. Astoria diye bir yer vardı. Bastı Fahri Bey beni. Gönül yazarla oturuyorduk. Ondan sonra bilir Sacık Bey de Şakir'in yalvarması. Allah Allah. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Tamam. Biz eğer Sacık Bey ile konuşursak, Sacık Bey benden evveli de dahil. O kuliste çok sanatçılar dayak yemiştir Fahrettin Aslan'dan. Bir ben hariç. Ben ona söylüyorum. Buradan Hakan Oral. Ben Sacit Bey dahil gece ve gündüz oraya girerdim. Ben hiçbir zaman bir prodüktörün sevgilisi olarak adımı ahutuba olarak
yaratmadım. Ben ne Fahrettin Aslan ne diğer gazinocuların bir gazinocu dostum olmadı benim. Facit Bey o kadar delikanlı bir insandı ki bir sanatçıya yan gözle bakmadı. Facit Aslan'ın elinde o yüz binlerce sanatçı, böyle şimdiki gibi bir tane barlarda şarkı söyleyenler falan filan, böyle bunlar hikaye değil. Astrolis arkasında baba isimler 20 tane. Bir yan gözle bakmadı. Mutfağından şeyinde ne kadar gözünde olan insanlardı. Benim bir tane prodüktörün sırtına binip, bir tane gazinocunun sırtına binip onu bunu kullanarak ben artist olmadım. Peki ağlamam. Ben sonradan da görmedim. Ben aileden gördüm, sonradan da görmedim. Sacit Bey de aynı şekilde aileden görmüş. Çok kırılmış. Helal süre emmiş bir insan. Ailenin yanlışlıkları olabilir ama helal süt emmiş bir insan. Şimdi peki, telefonu kapatırım. Sadece Tatsan benim hakkımda bir şey söylüyorsa muhakkak ben yanlış yapmışımdır derim. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Mesela siz kapatır mısınız Sacit abi kötü şeyler? Peki sevgiler Ağlan, Tuğba, kızınıza da çok çok sevgilerimizi. Böyle güldünüz isimleri, bazı isimleri duyunca yüzünüzü kapattınız. Şimdi, tabii o torbayı baş aşağı getirecek. Onun için tedirgin olduğum ayrı. Her bildiğini söylemesin. Doğru söylediği şey çok doğru. Hiçbir gazinocuyla ya oradaki gazino sahipleriyle falan hayatında başka insanlar oldu. Çok önemli insanlar vardı. Ki ben birkaç tanesini de yakinen tanıyorum. Arkadaşım çünkü. Allah rahmet eylesin. Onlar da vefat etti gitti. Ama amin. Söylediği şeyler son derece doğru. Hiç benimle ilgili söylediği bir eksik var. Kimseye yan gözle bakmadı falan. Böyle gökten zembille inmiş falan bir adam değilim ben. Ha. Ben kimseyi taciz ederek bir yere yürümedim. Ben Maxim gazinosunu silah olarak kimseye kullanmadım. Kadın erkek ilişkilerinde benim adıma eğer bir adım varsa ben iki adım attım. Bu doğru. Beni reddeden kadınlara da herhangi bir beğendiğim bir kadında benim göstermiş olduğum yakınlığı reddetti diye onu oraya çıkarmaktan men etmedim. Hmm. Kim yaptı ki bunu? Ya şimdi genel ay, manasıyla söylüyorum. Dedi ya kimse yan gözle bakmaz falan. Hmm. O kadar da böyle yani, o şimdi tabii biraz da şey yaparak konuşuyor. Evet. Görmemiştir sizin yan yani, gözle baktığınızı. Böyle bir şey pürüpak gökten zembilden inmiş de buraya inmiş de biri değilim. Rahip. Yani. Ya, değil ya. Orası da kilise olmadığına göre. Tahmin ediyorum. Onu düzeltmek istedim. Tahmin ediyorum. Geçmişteki evet, çapkınlıklarınız vardı tabii ki yani. Allah'ımıza bir şükür diye. Peki Sacit abi, sen savcılığa suç duyurusunda bulundun mu? Çünkü beni birisi tehdit etse, ki başımıza geldi ya, Murat Başoğlu programı bastı. Gittik savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ya Şeker sen... kardeşim, Nihat Başoğlu gelip bir televizyon kanalının lobisinde programa yapımcıların... Murat Başoğlu. Neyse işte programın sunucularına yahut yapımcısını tehdit ediyor. Alenen burada elinde silahla geliyor. Tabii kurşun bırakıyor masaya. Ya, tamam. Hmm. Kamera görüntüleri de mevcut. Tamam. Bu bir savcılığa gider. Ben şimdi genelde savcıya veyahut mahkeme huzuruna giderken basılacaksan adamın da basıl, asılacaksan da Frank ipinden asıl derler adama. Ben şimdi bunun gideyim de neyini savcıya söyleyeyim? Ama seni tehdit etmiş. Ya ne, kim bu ki beni tehdit, işte, tehdit etmiş? Sonunu da bir anlatsın. Sonunu o anlatsın. Hani var ya programı, orada çok güzel program var. Onun sonunu anlatsın. Benim telefonumu veren eylem ona sorsun. Sen bunu öyle konuştuğunda sen sonun ne olduğunu bana bir anlat. Ben merak ediyorum desin. Eylem İpek. Eylem İpek. Bu Eylem İpek'in durumuyla evet, alakalı biraz sonra bir şeyler söyleyeceğim. Bir paylaşımda bulundu. Ben ne anlatayım yani? Aha. Tamam, sadece tarihinin söylediklerinden yola çıkar. Şimdi Eylem İpek'in adı geçmişken, dün burada bize gazetecilik dersi vermesini önerdiği ismin Eylem İpek olduğunu söylemiştik. Ben Eylem İpek'in gazeteci kimliğini bilmiyorum. Seren Serengil'in görümcesi olarak biliyorum demiştim. Posta gazetesinde yazıyormuş galiba şu anda. Fakat programdan sonra bir gelişme oldu. Çok komik, izleyicilerle paylaşmak isterim. Eylem İpek Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaştı. Ve altına Demet Akalın bir yorum yazdı. Patron mutlu. Patron.
Patron Mutlu dedikleri kişi Acun Ilıcalı, gülen bir fotoğraf ama bu olaylardan bir gün önce çekilmiş bir fotoğrafın yeni koyulması söz konusu. Buradan ne çıkıyor? Sevgili izleyiciler, biliyor musunuz? Bu bir organizasyon. Eylem İpek'in zaten Demet Akalın'ın adamı olduğunu hissettiğim. His mi? Ama bu fotoğrafla da artık her şeyin gün yüzüne çıktığını gördüğüm bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Acun Ilıcalı'nın aslında sadece selfie yapmak adına çektiği, yan yana durduğu fotoğrafın nasıl kullanıldığını görüyorum. Acun resmen kullanılıyor. Acun Ilıcalı'nın resmen kullanıldığını görüyorum. Bu da şu demek. Bakın, fırtınalar kopartırsanız bizim arkamızda Acun Ilıcalı var. Siz fırtına koparıyor olabilirsiniz ama biz Acun Ilıcalı'ya kahkahalı, gülmeli selfie'ler çektiriyoruz. Ve benim bildiğim başka bir şey daha var ki Acun Ilıcalı. İsminizi her yerde kullanıyorlar. Bunları da söyleyeceğim. Bunları geldiğinde, zamanı geldiğinde ses kayıtlarıyla söyleyeceğim. Bence bu mesaj Acun Ilıcalı'ya gitsin. O Demet Akalın, Eylem İpek işbirliğinin de nereden geldiğini görmüş oldum. Sen benim dediklerimi yap. Bir de patronunla selfie çek. Ben sana gerekli desteği sosyal medyadan veririm Eylemciğim. Bak, patron mutlu. Patron zaten mutlu olsun, çok mutlu olsun. Biz mutsuzluğunu hiçbir zaman bu masa olarak kimsenin istemedik. Acun'la ilgili tek kötü haber girdi mi burada? Çünkü tek kötü haber girmeyen Acun'un, tek masayız. Acun'un haklılığına inandığımız için. Ve karşı tarafı gerçekten gerçeklerle çıkıp yermemek adına Acun'la ilgili hiç bu masa konuşmadı. İnşallah da konuşmaz. Acun'un sevgilimizin fotoğrafını alıp altına onların yorumunu patron yapıp mutlu kullandırmak sizin boyunuzu aşar. Sizin zekanızı aşar. Bu işlere uyandık. Sen Eylem İpek'i tanıyor musun bu arada? Vallahi ben %100 tanımıyorum. Sadece ismini biliyorum. Şimdi Posta'da mı çalışıyor? Posta'da bir köşe yazarlığı yapıyormuş. Ben de 2 sene Şam'dan da köşe yazarlığı yaptım. Bana da gazeteci yazar mısın Bilal ya? Sunucu yazma, bana da gazeteci yaz. Ben de her köşe yazarı şöyle küçücük yazan gazeteci. Ben de gazeteciyim arkadaş. Nikah şahitleri de Demet ve Okan biliyorsun Eylem'in. Peki ben Eylem'i nerede tanıdım? İlk nerede gördüm? Demet Akalın'ın kınasında. Ben bir şey söyleyeyim size. Ben bu hadisenin tam detayına vakıf değilim. Acun niçin bu işin kenarından, köşesinden giriyor ya Acun'u böyle kullanıyorlar diye iddia ediyorsunuz bilmiyorum ama. Net. Acun haberi bile yok ya bu. Bu televizyon kanalları istediğiniz kadar üst düzey yöneticisi olun. Ben bunu bu işe 5 sene, 4-5 senedir ben bu işi yaptığım sürece 15 dakika sonra kanaat getirdiğim bir sözdür bu. Hı. Burada istediğiniz kadar patronun dışında istediğiniz görevi yapın. Hiçbir o görevi yapanla şu anda şurada duran bir kameraman arasında yetki konusunda bir yer geliyor ki hiçbir hükmü iradesi yoktur. Kıymeti harbiyesi yok. Bu televizyon kanalları kimsenin babasının malı değil. Evet. Bu programlar da değil. Buranın bir sahibi var. Her televizyon kanalının sahibi olduğu gibi. Ben bu ülkede rejiye telefon edip programı o anda kaldırtan patron biliyorum. Doğru. Tamam mı kardeşim? Bunun aksi hal böyle olmasına rağmen sayeler sayesinde sahibent olmuş bazı kişilerin patronları bu derece böyle ya insan kendi babasını böyle kullanamaz ya. Bırak el adamını, başka birinin sahibini ve hiçbir patronda sınırsız değildir. Bir yere kadar bu kalamayı verir. Tolere eder. Bir yerden sonra da sizi minareden aşağı bırakır. Ah deme şansınız olmaz. Şimdi bu arkadaşlar bu zamanında da bunu yaptılar. Yani bu Posta'da bir kız vardı. Büyük röportajlar yapıyordu. Çekilen fotoğraflar röportajların önüne geliyordu. Önüne çıkıyordu. Astı kestik. Her türlü işi yaptırırım havasında biriydi. Bak, yarım saatte bütün sistem değişti. Tabii. Hiç akla gelir miydi? Bugün o medyanın başka bir medya kuruluşuna 15 dakikada transfer edilecek. Gelmez. Hı. Onun için buralarda hep 9 defa düşünüp bir defa konuşmak lazım. O şimdi o fotoğrafı paylaşmış. Senin biraz evvel bahsettiğin gibi hangi amaçla paylaştığını o kendi biliyor. Evet, o kendi biliyor ama bir bakarsın ki yarın bir gün o patron kendi suratını oradan kaldırır oraya,
Mickey Mouse koyar, öyle kalırsın. Miftirmiş. Peki. Photoshop. Photoshop. Şok. Peki, devam ediyoruz efendim.